Merhaba arkadaşlar. Bugün size C eksende şöyle bir altıgen bir form işleyeceğiz ama burada size mesafe interpolasyon ve çizgilerle yay yaklaşımının önemini anlatacağım. Bunu seçtiğimizde ne oluyor? Seçmediğimizde nasıl bir takım yol oluşuyor? Bunu hep birlikte gelin görelim. Şimdi bir takım yol oluşturalım öncelikle. Frezeleme, profil diyerek işimize başlayalım. Buradan gelip şu formu seçelim. Takım olarak şöyle 16 parmak frezemiz olsun. Bu parmak frezemizin duruş yönünü de şöyle ayarlayalım. Z eksenine paralel duracak şekilde bunu ayarladık. Seviyeler şu yüzeyden başlasın. Eksi 30'dan şu yüzeye kadar işlesin. Teknoloji bölümünden de bakalım. Çizgimiz evet sol tarafta, doğru tarafta işliyor. Şimdi hareket kontrolünde bunu C eksende işleyeceğiz. Sadece dördüncü ekseni açtım. Burada koordinat tipi Z ve XC seçeneğini aktif ettim. Ama mesafe interpolasyon ve çizgilerle yay yaklaşımını şu an açmadım. Takım yolunu hesapladık. Baktık takım yoluna gayet düzgün görünüyor. Herhangi bir sorun yok. Şöyle simüle de edelim. Burada da herhangi bir sorun yok. Gördüğünüz üzere. Altıgen bir form çıkarması gerekiyor. G kod alıp şöyle takım yoluna bakalım. Backplot bölümüne geldik. Takım yolunu ön izlemesini açalım. Şöyle baktığınızda bak, biz altıgen işledik ama dairesel bir form çıktı. Şöyle herhangi bir x değeri atmadı. C-60, C-120, C-180, C-240 ve C-300 Z'e dönerek burada bir daire işledi. Gerçekte de böyle bir takım yolu alırsınız arkadaşlar. Bunun sebebi şu. Şöyle. Şu anda biz toleransı açmadığımız için Solidcam buradan başlayıp tekrar aynı noktaya gelen kısmı tek bir satırda yazmaya çalıştı. Şimdi mesafe içi enterpolasyonu ve çizgilerle yaklaşımını açtığınızda default olarak gelecek değer %1'dir. Şimdi %1 ile çıktı alırsam takım yolum gerçekten de güzel ve istediğim tolerans aralığında çıkacak. Ama size takım yolunu göstermek istiyorum buradaki önemi anlatmak adına. Şurayı bir 10'da 5 değerine çekelim. Ve tekrar G kod alalım. Takım yolumuz değişti artık. Evet, güncellemek istiyorum. Bakın artık C'lerin yanında X'ler de yazmaya başladı. Ama şu takım yolunu gizleyelim. Bu arada buna takılmayın. Hani şu anda ben takımı tanıtmadığım için torna kateri gözüküyor ama aslında freze. Ama takım yolumuz doğru. Şöyle gördüğünüz üzere her 0,5 milimetre aralıklarla bir x değeri ve bir c değeri arttığı için şeklimiz yine altıgene benziyor ama yine istediğimiz tolerans aralığında değil. Yani takım yolu bu noktadan bu noktaya giderken şu koordinatı yazmış oldu. Tekrar buradan diğer noktaya giderken diğer x ve c değerini yazmış oldu. Bunu 0,5 milimetre toleranslarla işlemeye çalıştı. Bu yüzden gelelim Solidcam'ın bize vermiş olduğu %1'lik toleransı kullanalım ve takım yolumuza bakalım. Tekrar G kod aldım. Tekrar güncelledim. Bakın artık takım yolum istediğim tolerans aralığında her %1 tolerans aralığına bir X satırı ve bir C değeri atmış oldu. Dikkat ettiyseniz zaten buradaki satır sayım giderek 0,5 iken 4 satır çıktı. Atıyorum 10'da 5 iken 50-60 satır çıktı. Ama %1 toleransken 248 satırda bu kodu yazmış oldu. Ve istediğim tolerans aralığında bunu işlemiş oldu. Bunun aynısını 4 eksen simültane tezgahlarında 2,5 eksen bağla yaptığınızda, profille bağlama işlemi yaptığınızda yine burada mesafe içi enterpolasyon ve çizgilerle yay yaklaşımını açmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer açmazsanız takım yolunu gördünüz. Tolerans kapalı iken
altıgen işlediğimde tam bir daire çıkardı. Aslında bakarsanız bu toleransları açarak ben parçamı istediğim tolerans aralığında işlemiş oldum. Yani tam ölçüsüne %1 toleransla getirmiş oldum. Tabii ki buradaki %1 toleransı değiştirebilirsiniz. Parçanızın durumuna göre, hassasiyetine göre, ölçü aralığına göre bu toleransı değiştirebilirsiniz. Ama açmadığınızda takım yolunu gördünüz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.